Yeni vlogtan hepinize selam. Biz tabii ki de yine bir tatil vlogu ile sizinle birlikteyiz. Biz bugün nereye gidiyoruz? Yazlığa. 24 saatliğine tatile gidiyoruz arkadaşlar. Yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çalışacağız. Çok acelemiz var. Yine yolumuz uzun ve bir an önce artık çıkmamız gerekiyor. Kahvaltı bile yapmadım. Yolda giderken yiyecek bir şeyler alacağım kendime. Giyindik, hazırlandık. Hemen çıkmamız gerekiyor. Malumunuz yapacağımız bir ton aktivite olduğundan artık çıkmamız gerekiyor. Hadi bir an önce çıkalım. Arkadaşlar bu arada şunu da söylemek istiyorum. Günübirlik gidiyoruz. O yüzden yanımıza hiçbir şekilde bavulu almadık. Kıyafetimizin şu anda giydiğimiz şeyler. Zaten şimdi birazdan da kombinimizi asansörde göstereceğiz. Canlarım kombinlerimiz bu şekilde. Günübirlik tatilimiz artık başlasın. Pınar'cığım neden arabaya binmiyorsun? Yanıyor çünkü alev atıyor. Arkadaşlar biz galiba 5 dakika falan burada bir mola vereceğiz çünkü arabaya binemiyoruz. Aşırı derecede sıcak. Buharlar çıkıyor içinden. Abartma seviyen bu arada. Canlarım mecbur kahvaltı yapmadığımız için ben arabada kahvaltı yapıyorum. Pınar o tipin. Aynı gün içine gidip gelebiliyoruz arkadaşlar çünkü yol sadece aslında 1 saat uzaklıkta. Tabii ki bu trafik olduğuna çok daha fazla uzuyor ama şu anda aslında çok da bir trafik yok. Yani kolay bir şekilde gidip akşamında da dönebileceğimizi düşünüyoruz inşallah. Bakalım şu anda yoldayız. Yaklaşık herhalde yeni çıktığımız için 1 saat daha yolumuz var. Canım kardeşim. Arkadaşlar biz geldik şu anda. Hatırlarsınız Ajan Pınar gelmişti Nisan ayında yazdı. Arkadaşlar evin haline bakın. Sen temizleyeceksin. Asla biliyorsun benim toz alerjim var. Temizlik yapamam. Balkon batmış durumda. Şu an bence işin en zor kısmındayız. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz demir kapının açılması aşırı aşırı zor. Bakalım Pınar açabilecek mi çok merak ediyorum. Açacağım tabii. Hadi görelim. Buldum değil. Hala yazdığa günübirlik geldiğimize inanamıyorum. 10 hours later. Ama ellerim dolu. Normal. Beni ilgilendirmez. Yörümcek. Yörümcek var Pınar elime. Gerçekten geldi. Mi? Kolumda. Yalan konuşma ya. Salıncak içeride, masalar, bilmem neler. Her şey iç içe şu an ve en korktuğum merdivenler kapkara. Her yerde örümcek olabilir. Ayakkabımı çıkarmayı unuttum. İkinci bir şok, elektrikler yok. Banyoyu kullanamıyorum şu anda gerçekten. Benim bünyeme çok fazla. Ve benim en büyük korkulu rüyam arkadaşlar. Bu şeye alerjim, kokulara. Hani ev kapalı kalır. Ne denir ona? Rutubet. Ev şu an rutubetten geçilmiyor. Gırtlaklarım yanıyor şu anda, boğazlarım. Yani hemen şuraları açalım. İnşallah böcek möcek yoktur. Sanki orada böcek, kafama böcek geldi. Çok fena, çok. Çıkılar selam. Ben yerleri akıtmadan veya temizlik yapmadan hemen evden dışarı attık kendimizi. Bir sahile bakalım, sahil ne durumda. Deniz nasılmış, güzel miymiş? Gösterelim size de aynı kısacası zamanda. Kısacası arkadaşlar site gezintisine çıktık. Bizim site deniz katına inerken böyle yaklaşık 100-150 merdiven falan iniyor. Şok olacaksınız. Dünyanın en çok yoran parkuru budur herhalde. Kesinlikle. Şimdi zaten çıkacağız size. Yalnız inmesi sıkıntı değil de çıkması sıkıntı. Ben onu düşünüyorum şu an. Çok fena. O bahsettiğim merdivene geldik arkadaşlar. Bu bir şaka mı? Ben inmiyorum. Bu arada asla bu kadar gözüktüğü gibi de sağ tarafında da var zaten. Şimdi inerken göreceksiniz. Bu arada denizin dalgalı. Halis midir? Arkadaşlar bayağı dalgalı. Hiç sarmadı. Neyse binelim. Bebişkalar selam. Biz sahile indik ve bebeklik arkadaşımızla en eski arkadaşımız. Evet, kız sen bizi yukarıda niye karşılamıyorsun o kadar? Ama bana haberi yoktu. Evet. Beni kandırdık. Ben sürpriz yapmak istemiştim arkadaşlar ama aradım ki denizdeymiş. Biz o yüzden denize geldik. Ben en eski arkadaşlarıyım. Tabii bunu özellikle süre bastırıyoruz. Şöyle çocukken de menajerleri gibiydim. Yani değil mi? Her şeyleriyle. Burak zaten star derdi. Arkadaşlar biz küçükken video falan çekerken Aleyna hep bizi çekerdi. İşte koordine ederdi. Bakın şöyle yapın böyle yapın. Tabii ilk keşfeden insan gerçekten. Evet. Gördüğünüz gibi site bu şekilde. Burada iskelesi var. İskeleden atlayabiliyorsunuz. Burada da
sitenin sakinleri falan oturuyor. Ama yani denizin çok güzel olmayışı beni biraz açıkçası rahatsız etti. Çok denize girmek istiyordum. İlerleyen saatlerde bakacağım. Şu anda hem çok deniz puslu hem de içinde böyle çok fazla yosunlar falan var. O yüzden şu anlık pas geçiyorum. Korktuğum başıma geldi. Biz bunu şimdi nasıl çıkacağız? Tabana kuvvet Pınar'cığım. En son çıktığımız zaman nefesimiz kesilmiş bir şekilde. Aynen öyle olacak. Gücüm kuvvetim bitti. Yaklaşık 28 dakikadır merdiven çıkıyoruz. Yok artık. Abartmaya bayılırım, bunu hepiniz biliyorsunuz. Ama gerçekten bir nefesimde bir daralma var. Ay ben de nefesim kesildi. Ay bir de daha eve yürüyeceğiz. Oh. Allah'ım. Canlarım, eve geldiğimde hayal ettiğim şey tertemiz bir balkon. Hayvan böcek olmadan girdiğimiz bir ortam. Salıncak kendim atabileceğim ama enkazdan başka hiçbir şey yok. Şu anda Pınar balkon temizlemeye başlayacak. Ama ben biliyorsunuz bu konularda çok sevmem. Çünkü neden abi? Yeni ayakkabımı falan giymişim yani. Kafamın yanından geçen şey arkadaşlar. Şu örümcek ağını görüyor musunuz? Ve üzerinde yaklaşık 4 tane değişik bir türde bir örümcek var. Az daha kafam çarpıyordu. Verilmiş salakam varmış. Çalış tatlım. Çalışan insan pas tutmaz. Seni bir ıslatırım görüyorsun. Sakın. Bak en sevmediğim şey sakın. Kaşınma. Kaşırım. Ay kendimi ıslattım. İşte Allah'ın sopası yok tatlım. Bak iletme beni. Ne yaptın? Geliyorum. Ya hayır sakın. Vallahi giderim ya. Tek başıma bütün balkonu yıkadım, sildim, süpürdüm. Abartma. Hiç mi yardımım masayı olmadı? Masayı koydum. Bence konuşmayayım. Kesme. Hiçbir şey yardım etmedi. Geldin oraya oturdun bir de tamam. Tabii. Bu arada arkadaşlar, en yakın diğer selam arkadaşımız Yaren. Çocukluktan beri burada birlikte bebecikten beri. Bebek. İskelede birlikte denize atlardık. Ve buranın dışında mesela İstanbul'da da çok sık görüştüğümüz evet, çok bir arkadaşımız. Evet, çok sık arkadaşımız. Tabii ki de geldiğimizi söyleyince hemen atlayıp bize geldi. Yerde Ceryan'da oturuyorum. Aramızda sadece bir ev var. Çok yakınız. Örümcek mi? Pınar'ın tepkileri. Çok böcekler aşkım. Tabii. Nasıl yaşıyorsunuz buralarda? Onların evi böyle değil ki. Zorluyorum yaşıyoruz. Gerçekten biz o kadar uzun süre gelmiyoruz ki gerçekten ev bayağı kötü hale geliyor. En azından şu anda hani gayet oturulabilesi. Kabasını aldım. Sonuçta kalmayacağız arkadaşlar. Günü birlik geldik buraya. Akşama eve gideceğiz yani. Arkadaşlar birazdan çok değişik bir yolculuğa çıkacağız. Amacımız sahile ulaşmak. Diğer siteye giderken ama ormanların börtü böceğin içinden falan geçeceğiz. Nasıl olacak bilmiyorum. Pınar beni zorla ikna etti. Normalde bilirsiniz ben böyle şey dedim. Şu an hep beraber göreceğiz. Şurada baktığınızda zaten böyle upuzun bir yol var. Ay bu hiç nasıl? Bilmeyen. Ben buradan geçmiştim. Kışın buradan biliyorsun. Net geçtim biliyorsun. Buraya helikopter böcekleri falan geçiyor. Evet evet arılar marılar. Uy! Buraya oturma grubu falan yapmışlar. Tam olarak şuraya gideceğiz arkadaşlar. Sahil kısmına. Hadi gidelim. Hadi yolculuk başlasın. Safari team. Ay, yedi böcekler beni. Bu gariplik diyorsun. Ağzını arkadaşlar yolun yarısını tamamladık. Gördüğünüz gibi az kaldı ulaşmamıza. Şimdi de yolun devamını, asıl seferinin göbeğine gideceğiz. Yani çok kötü şeyler bizi bekliyor. En korktuğumuz yere geldik. Şu arkada gördüğünüz kısım aşırı tehlikeli. Keneler, böcekler, her şey var. Hadi beraber inelim oraya. Of, nasıl ineceğiz biz bunu? İnan bilmiyorum Pınar, çok korkuyorum. Ay Allah'ım bismillah. Bir çıplak ayağım şu anda. Ay yediler seni biliyorsun. Lütfen böcek olmasın. Dikkat et kardeşim. Tabii tabii canım benim. Yediler aşkı seni. Benle konuşma. Kalbim şu an elektriklendi resmen. Ay aşkım ne olacak ya tabii ot. Ama şuranın korkunçluğuna bir bakar mısınız? Ay bismillahirrahmanirrahim. Hak ettin. Oh. Yine. Diğer siteye geldik şu anda. Burası daha böyle bence yazlık vibe veriyor. İnsanlar orada voleybol falan oynuyorlar. Ben gayet de hocam şimdi bir smaç basacağım. Aralarına katılacağız galiba. Burada arkadaşlar böyle sahilin içini zaten gezeceğiz. Burada böyle basket sahası falan var. Gezince zaten daha iyi anlayacaksınız. Deniz ve güneş. En sevdiğim üçlü. Güzelim dalgaların arasına karıştın. Girdim ama biliyorsun kıyafetlerimle. Aynen atacağım şimdi seni. Gerçekten deniz çok güzel. Güzelleşmiş yani şu anda. Utanmasa girebilirim yani ama mayom yok. Olsun aşkım atladım biliyorsun bir balıklama. Merhaba şey Miami Beach'teyim şu an. Gerçekten ilaç gibi geldi şu dalgaların sesi falan arkadaşlar.
Bu denizin böyle olduğuna inanamıyorum. Yani 2-3 dakika önce siz vlogda gördünüz arkadaşlar bizim site nasıldı. Şu an giymediğim o kadar pişmanım ki mayomu. Pınar yaşam alanını buldu. Burada az önce kaydıraklardan falan kayıyor. Salıncağa falan oturdu. Çok güzel bir sallandım. O rüzgar bana böyle bir vurdu, bir kendime geldim. Eğlendin. Tamam artık bitti. Gitme vakti çatla. Çocuklar için burası bitmiş. Saati de olmuş biliyorsunuz. Welcome to America. Yalnız şaka maka arkadaşlar, gerçekten burası Amerika'daki evlere benziyor böyle. Biz sokak yürüyüşü yapalım dedik, sizlere de gösterelim dedik. Bu şekilde böyle bir yolumuz var. Aynı şekilde yan tarafı da böyle bir sokak. Böyle geze geze. Evimizin yolunu bulacağız. Bulacağız inşallah. Korkulur yan. Gene geldik o pis yola arkadaşlar. Hadi çıkalım. Sırf gözüme girmesin diye güneş gözlüklerimi taktım. Önden seni gönderiyorum ben de, yemesin beni böcekler. Bacaklarıma var ya gerçekten. Ya abi! Yeter artık ya. Havaalanı. Bana lazım yeni yaşam alanı. Bir modun değişme şekli. Gerçekten. Şükür eve kavuşturana. Arkadaşlar susuzluktan öldük şimdi. Kana kana bir su içeceğiz ki size anlatamam. Tüm yaralarımızı saracağına inanıyorum. Hemen şuradan bardaklarımızı çıkıyor. Kıskırdım ayol. Sucu ustalığımı kullanaraktan hepimize böyle birer su koyuyorum. Yarabbim. Şöyle biraz su içmek istiyorum bir saniye. İşte budur. Arkadaşlar biliyorsunuz dağları bayırları aştık falan, baya baya yorulduk ve acıktık. Artık yememiz gerekiyor çünkü akşamüstü olmak üzere. Şimdi birazdan Silivri'ye gideceğiz. Silivri'de çünkü çok fazla yemek yiyebileceğimiz alternatif yerler var. Ama bu site ve bu bölgede hiç yok diyebilirim. O yüzden şimdi hazırlanıyoruz. Hazırlanıyoruz derken aslında benim yanımda kıyafetim olmadığı için hazırlanamıyorum. Sadece terlik yeni ayakkabılarımı giyeceğim. Pınar yukarıda sanırım hazırlanıyor. Arkadaşımız geldikten sonra direkt yemek yemeye gidiyoruz. Tak 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 hırsız. Hoş geldiniz. Biraz da yarenlerde oturalım yemeğe gidelim. Sağ ol aşkım, hemen geliyorum. Arkadaşlar bir trafik bir trafik size anlatamam. Olduğumuz yerde dönüp dönüp duruyoruz. Gerçekten Silivri'nin nüfusu olduğun herhalde 500 katı falan arttı yani şu dönemde. Ne yapacağız? Gerçekten. Aynı yerleri geziyoruz arkadaşlar, şöyle göstereyim. Sahilde gösteriyorsan yoksa dönüp eve gideceğiz birazdan. Göstereyim. Var burada yiyebileceğiniz balık restoranları falan var. Yani çok hayal etmiştim böyle oturabiliriz bir yere falan diye ama gerçekten çok açız. Köpeğin kafamıza iner Pınar. Ha yok. Giriş diyor. Beni pek görmemem giriş yazısını. Hadi bakalım açıl susam açıl. Burak ve Pınar geldi açıl. Of başıma ağrı girdi açlıktan. Hadi. İşte 2 saattir park etmeye çalıştığımız yere bakar mısınız? Arkası da böyle tam böyle yolun dönüm noktasına. Çok az gel bak, aşırı az gel. Bir tık daha, bir tık daha. Dur bekle. Bekle. Bak bunun şakası yok. Çok minik gel. Tamam bekle, bekle. Bir kere daha gelirsin. Tamam, çok hafif gel. Allah aşkına arkadaşlar bu şoförlük değilsene. Yani yolun ortasında bıraktım kaçtım biliyorsunuz. Yani ben buraya park edeceğini hiç düşünmüyordum. Şok ettin beni yani. Evet artık harika. Yer yoktu, yapacak bir şey yok. Yani park evet. Etmek zorundaydık. O saat falan aradık yani yani. Aynen öyle. Abim az önce gösterdi ama burayı bir daha göstereyim şöyle bir. Burası Silivri'nin merkez böyle tam ortası. Şimdi buralardan bir yerden yemek yeri bakacağız ama nerede oturacağımıza dair hiçbir fikrimiz yok. Bakıyoruz şu anda. Sonunda güzel bir mekanımıza oturduk. Yemeklerimizi söyledik. Çok şükür yiyeceğiz. Hemen şöyle size bir yine çok oluyor. Keyifliyim. Yemek yemek için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Bir yiyelim kendimize gelelim. Hemen sizinleyiz. Canlarım biz şimdi yemek yedik. Yemek yediğimiz yerden kalktık. Şimdi ne yapacağız? Size birazcık yürüyüş yapıp böyle bizim taraflara geçeceğiz. Gün batımın tadını çıkaracağız şimdi. Ay şunun güzelliğine bakar mısınız? Fıstıklar yan yana. Güzellikler ne ya? Bizimle aynı masada oturuyor aşkım. Sıkıldı biliyorsun. Arkadaşlar biz şimdi gece pazarına geldik. Şimdi burada biraz turlayacağız. Bakalım alabileceğimiz bir şey var mı? Gözümüze kestireceğimiz, beğeneceğimiz bir şey. Ben evet önden baya baya gitti. Bu arada bir şey söyleyeyim. Baya bir kalabalık. Bir çeksene abi. Bunun diğer böyle sokakları falan da var. Yani baya kalabalık. Şu an hemen bir yere girdiler bile. Yaklaşık yarım saat. Benim abartma çektim ama. Yarım saattir beni burada bekletiyorlar. 2 saattir takı falan seçiyorlar. Ne zaman bir çek gerçekten artık sıkılmaya başladım. Arkadaşlar kendini kaybetti. Çok fenayım. Alışverişe vurdum. Kendim bir daha beni göremezsiniz şu anda. Bizi sevenler varmış. Kameraya el sallamak istediler vlogumuza. Hemen onları çekiyorum. Merhaba. Merhaba. Yani ben alışveriş yaptığımı düşünmüyorum. Arkadaşlar. Kız, bir şey oldu.
Kokon nerede? Elinde Allah'ım, elinde çok iyi. Sen düşürdün şimdi. Eyvah eyvah. Arkadaşlar artık gerçekten çok fazla yoruldum ve Pınar'a dedim ki ne olur eve gidelim, bacaklarıma kara sular indi. Bir not geçmek istiyorum arkadaşlar. Alt tarafı şuradan iki tane parça bir şey aldık. Yoruldum ama yani. Bir sürü yere baktı. İki parça belki yerden aldı ama. Olabilir. Bakça geldi. Sen gezeceksin, alacaksın. Beni de peşine taktı. Evet. Direkt eve geçiyoruz ve dinleniyoruz. Biz şimdi eve geldik. Böyle atıştırmalık. Cipsler, içecekler falan aldık. Bu arada az önce bu tatil beldesindeki yerde, gerçekten çok ufak bir yer, gece pazarı var. Biliyorsunuz az önce gece pazarındaydık. Yüzlerce kişi bizi seven fotoğraf çekildik. Ben burada bu kadar olabileceğini tahmin etmiyordum. Gerçekten cansınız. Hepinizi buradan tekrardan çok öpüyorum. Küçücük bir masa hazırladık böyle kendimize tatlı. Şimdi onları yiyeceğiz. İçiniz yandı artık gerçekten. Nefesim kesildi. Yürümekten. Bakıyoruz. Sonunda Pınar beni o kadar yordu ki arkadaşlar. Ay abartma sen. Bana bakalım. Maksimum iki dükkan gezdik. Gerçekten öyle. Aşkolar biz de oturuyorduk. Bir anda... Kendimizi yaran nerede bulduk? Aynen. Bir anda ışınlandık buraya. Zaten biliyorsunuz arada bir ev fark var. Yaren dedi ki bir kahve yapayım size. Kendinize gelin. Şöyle bir dedikodu falan filan. Şimdi oturuyoruz. Sohbet, muhabbet. Çok sardı bu ortam. Ben galiba evi dönmeyeceğim tatlı. Değil mi? Ben buradayım. Arkadaşlar eve daha şimdi geldik. Saat burada nedense bilmem sesim kısıldı. Saat şu an 1:30. Eve döneceğiz ama dönmeden önce bütün bu çıkarttığımız masaları, sandalyeleri, bu tarafta gördüğünüz salıncağı her şeyle içeriye koyacağız. Pınar mutfakta bulaşıkları yıkamaya başladı. Bardaklar falan vardı. Kaçta evde oluruz bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Şu andan ben de böyle uyku bastırdı. Yol tahminimce bir saat falan sürer. İnşallah olabildiğince en rahat şekilde gideriz. Ama dediğim gibi yine bunları halletmemiz falan bayağı sürecek yani. Her şeyi kapattık. Tam çıkıyoruz. Dış kapının önünde kirpi. Allah aşkına yakından şey. Buradan zorla çıktık atlayarak ona zarar vermemek için. Yiyeceğim. Ay çok tatlı ama kapıyı kapatamıyoruz. Ay anlamadım evet. Ne yapacağız? Hiç bilmiyorum. Pınar ne yapacağız? Al onu elinle. Oğlum oklar ellerime girsin. Saat 2. Doğru ses ya. Bütün site uyudu arkadaşlar. Siz benim sesimi oktavı bütün siteyi uyandırır. Şükür asansörümüze kavuştuk. Ama çok fenayım arkadaşlar. Saat 2:49. Dem. Pertimiz çıktı cidden. Nasıl yatağa atacağız kendimizi? Hemen şöyle bam. Aman Allah'ım nasıl yorgunum. Dağları bayırları aştık. Ve en sevdiğim kısmı arkadaşlar, uzun süredir görmediğimiz arkadaşlarla vakit geçirdik. Yazlığa ben neredeyse bir yıldır gitmiyordum. O yüzden bayağı özlemişim. Şimdi de geldik evimize. Sesimin kısıklığı. Sesini... Arkadaşlar sesime bakın. Saat 3.000 ışıklar. Bu arada pijamamın tatlılığı Pınar. Süperdi. Arkadaşlar ben uykusuzluktan ölüyorum. Canlarım bugünkü vlogumuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyoruz.